Merhabalar sevgili seyirciler. Kanal İzmir ekranlarında yayınlanan Bir Toprağın Teri programına daha hoş geldiniz. Evet, Kanal İzmir ekranlarında yayınlanan Toprağın Teri programı her perşembe akşamı saat 18'de canlı olarak yayınlanıyor. Efendim, iki haftadır yayıncılığı konuşuyoruz. Yayıncıları konuk alıyoruz buraya. Evet, geçen hafta biliyorsunuz Erdem Ak arkadaşımız vardı ve kendisi kırsal kalkınmayı anlatmıştı, ama Erdem Ak arkadaşımız aynı zamanda tarımsal yayın yapan bir derginin de sahibi, editörü. Hasat Türk dergisi. Bu haftada yine stüdyomuzda bir yayıncımız var. Kendisi aynı zamanda tarım ve gıda ile ilgili yayınlar yapan bir derginin sahibi. Food Sektör gibi, Turkish Exporter gibi efendim dergilerin sahibi olan bir dostumuz. Fakat biz geçen hafta Erdem Ak'la yayıncılığı konuşmadık. Neyi konuştuk? Kırsal kalkınmayı konuştuk. Çünkü Erdem Ak işletme mezunu ve uzmanlık alanı bu. Bu hafta da sevgili konuğumla birlikte yayıncılığı konuşmayacağız, fuarcılığı konuşacağız. Çünkü stüdyodaki konuğumun uzmanlık alanı fuarcılık. Yani bu İzmir fuarı gibi özellikle tarım ve gıda fuarları konusunda uzman. Çünkü yüksek lisans tezini bunun üzerinde yapmış. Kendisi de aynı zamanda bir iktisatçı. İktisat Fakültesi mezunu Erdem Ak gibi. Evet, kim stüdyoda konuğum? Efendim, stüdyoda konuğum Sidas Medya Genel Müdürü Şakir Sarıçay. Daha önce Şakir Sarıçay'ı bu stüdyoda konuk ettik. Hatırlarsınız sevgili seyirciler, 2. Sütçülük Kongresi'ni konuşmuştuk. Kongre öncesinde. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Şakir Bey, nasılsınız? Teşekkürler hocam. Siz nasılsınız bu yaz, sıcak yaz gününde? İyi gördüm sizi. Bugün yani biraz İzmir şey galiba, biraz geçen günlere göre iyi. Şimdi şeyden başlayayım istersen. Çünkü siz bizim bölümümüzün düzenlediği 2. Ulusal Sütçülük Kongresi'nin organizasyonunu yaptınız. Bence çok başarılı bir kongre oldu yani bilimsel açıdan baktığımız zaman. Organizasyon açısından baktığınız zaman nasıl bir kongre yaşadı Ege Üniversitesi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü ve süt sektörü? Teşekkürler hocam beni bu programımıza davet ettiğiniz için. Tabii ki biz şirket olarak organizasyonlar yapmaktayız. En son Nisan ayında beraber süt kongresi, ikinci ulusal sütçülük kongresini gerçekleştirdik. Birincisi Ankara'da yapılmıştı. İkincisi Ege Üniversitesi Süt Teknolojisi Bölümü'nün editörlüğünde, bilimsel koordinatörlüğünde, Sidas Medya'nın ticari organizasyonuyla birlikte güzel bir organizasyon yaptık. Türkiye'deki süt sektörünü İzmir'de toplamayı başardık bildiğiniz gibi. Evet. Dolayısıyla hem ticari anlamda İzmir'e topladık süt sektörünü, hem de bilimsel anlamda. Yani Türkiye'nin pek çok değişik üniversitesindeki, yani Doğu, Batı, Kuzey, Güney'deki uzak yakın tüm üniversitelerinde bilim adamları bu kongreye bildiriler sundular. 130-140'a yakın bildiri vardı, bilimsel bildiri. Artı bunun yanında 30'a yakın firma bizi destekledi. Kimisi stand açarak destekledi. Kimisi standı gelemedi ama en azından maddi anlamda bizleri desteklediler. Kimisi ürün gönderdi, destekledi, sponsor oldular. Dolayısıyla bu organizasyon hem sizler için hem bizler için yüz akı oldu. Çünkü biraz sonra fuarcılığa da geçeceğiz. Bu tür kongreler, sempozyumlar insanların hem bilgilenmek, hem yeni teknolojileri, yeni ürünleri görmek amacıyla buluştukları yerlerdir. Çünkü buralarda bir anlamda beyin fırtınası yapılmaktadır. Evet. Yani kongreler, ben ondan çoğu işte sizden öğrencileri bizlere gelirler, bazen üniversitelere, konferanslara falan giderim. Hep şunu söylerim öğrencilere, yani kongreler, fuarlar, sempozyumları mutlaka takip edin. Çünkü gördüğüm kadarıyla yani bunları takip eden öğrenciler ileride başarılı yerlere geldiler. Çünkü görüyoruz yani. Çünkü biz 15-20 yıldır aşağı yukarı yayıncılığın içerisindeyiz. Çünkü dergiler, kitaplar ve akademik dergiler yayınlıyoruz bildiğiniz gibi. Dolayısıyla öğrencilerin başarı basamaklarında aktif, iletişim iyi olan öğrenciler zaten bu tür yerlere geliyorlar. Dolayısıyla başarılı da oluyorlar. Bizim öğrencileri başarılı buldunuz mu? Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri. Öğrenciler gerçekten başarılıydı. Niye başarılıydı? Tabi onlar sizlerin tabi emeği çok büyük. Kongre öncesi eğitimler verdiniz. Evet. Uygulamalı eğitimler, salonda, sahnede başarılı bir performans gösterdiler. Ve önemli olan
bizlerin memnun, yani organizasyon firmasının ve üniversitenin memnun olmasının ziyade dışarıdan edindiğimiz izlenimler ben tabii aktarıyorum. Tabii o çok önemli. Evet. O çok önemli. Hem organizasyon anlamında çok iyiydi. Karşılama, sunumlar çok iyiydi. Artı mesela yurt dışından da vardı doğru 4-5 tane konuğumuz. Evet. Şehir dışından gelip de kongreye de umduğunuzu buldunuz mu diye sorduğum zaman, çünkü biz değişik şekillerde geri dönüşler hala devam ediyor. Hiç bir olumsuz kimsenin cevap almadık. Yani dediler memnun. Çok güzel konular yapmışız. Yani sadece çok sıkışıktı. Ama hep aradığımız konuları bulduk. Yani iki gün, bir kongrede iki gün ayakta tutmak kolay değildir biliyorsunuz. Evet, çünkü son oturumda bile salon kalabalıktı. Ya çünkü genelde bu tür organizasyonlarda hocam bir açılış gelir, protokol gelir. Herkes oradadır, basın oradadır. Ondan sonra kimse bulamaz. Ama yaptığımız süt, İkinci Ulusal Sütçülük Kongresi gerçekten son ana kadar salon doluydu ve insanlar gerçekten çok mutlu ayrıldı diye düşünüyorum. Tabii burada herkesin çok büyük Ege Üniversitesi'nin, Ziraat Fakültesi'nin, sizin Ankara Üniversitesi katkı sağladı. Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi bölümünün, bizim süt teknoloji bölümünde tüylümü çalışanları, gerek akademik personel gerekse idari personelin, öğrencilerimizin çok büyük katkıları oldu. Bölüm başına olarak sizlerin tabii hocam. Teşekkür ederim. Dolayısıyla bu tür organizasyonlar ancak el birliğiyle kotarılabilirdi. Biz yaklaşık bir 8 ay uğraştık bunlara ve hiç sorun çıkmadı. Aramızda hiçbir anlaşmazlık çıkmadı. Gayet güzel götü. Sizin de zaten biliyorsunuz Ankara'ya gittik. Paydaşlarımızda Et Süt Kurumu, Ulusal Süt Konseyi, efendim Set 1, efendim Asüt gibi kurumlara gidip onlara da bilgi vermiştik bu konularla aslında ilgili. O şeyler çok faydalı oldu hocam. Değil yani firma ziyaretleri, işte STK'lar bu konuyla ilgili, evet, üniversiteler gerçekten şeyi de artırdı. Katılımı da arttırdı. Bir de yani bu insanların, sizin sonuçta paydaşlarınız ama İzmir'de değil. Siz İzmir'de bir organizasyon yapıyorsunuz ve paydaşlarınızın genel merkezleri İzmir'de değil. Bir tek burada bir kim vardı? Biz vardık. Ama Ulusal Süt Konseyi, Zootekni Federasyonu, efendim Set 1, Asüt gibi, Ankara Üniversitesi gibi kurumlar Ankara'da olduğu için onların biz yanlarına gidip bilgi bilgilendirmemiz çok takdire şayan olarak görülmüş. Bu gerçekten güzel bir katılım ücreti olmasına rağmen, çünkü evet, sadece katılım ücreti değil, yol ücreti, otel, tabii, ücreti ödedi insanlar ve böyle bir kongreye gerçekten Türkiye'nin her tarafından akın ettiler diyebiliriz yani. Peki yayıncılık nasıl gidiyor? Yayıncılık iyi hocam. Tabii ki son yıllarda her zamanki klasik deyimiyle internetin hayatımıza girmesiyle birlikte basılı yayıncılıkta gerçekten ciddi sıkıntılar var. Mesela geçen yıl hatta artık ay ay raporlar geliyor. Çünkü her yayına ISBN numarası alınıyor, bandrol alınıyor biliyorsunuz. Son aylarda gittikçe bir düşüş var yayın, kitap yayını konusunda özellikle. Ondan sonra kağıt fiyatlarının artması. Onu söyleyeceğim. Krizden etkilenme var tabii mı? Tabii evet hocam. Her sektör gibi yayıncılık sektörü de krizden etkilendi. Zaten çok okuyan bir ülke değiliz. Dolayısıyla okumayan bir ülkeden bir de kitaba, işte cildine, matbaa, mürekkebine zam geldiği zaman ulaşıma, kargosuna doğal olarak fiyatlar yükseliyor aşağı yukarı. Yani %50'nin üzerinde bir fiyat farkı oldu. Ama bunu biz hani sadece dergici değiliz, biz dergi yayıncılığı da, kitap yayıncılığı da yapıyoruz. %50, %60 yansıtmamız mümkün değil. Evet. Çünkü okuyucu bu sefer. Doğru. Çünkü biz üniversitenin gıda mühendisi bölümlerinin ders kitaplarını da yayınlıyoruz. Bizimkileri de sizin yayınlıyoruz. Sizin kitapları da yayınlıyoruz. Sizin de şahıs olarak sizin bölümden de hocalarımızın kitapları bizim yayın evimiz tarafından yayınlanıyor. Çünkü biz ağırlık gıda yayıncılığı, gıda ve tarım, ve tarım yayıncılığı yapıyoruz. Dolayısıyla gıda konusunda bir kitap, bir eser yayınlayanlar bizi mutlaka buluyorlar. Biz zaten çoğunu tanıyoruz, ilişki içerisindeyiz. Dolayısıyla biz fiyatları çok yansıtamadık öğrencilere. Çünkü öğrenci de azalmaya başladı biliyorsunuz. Üniversitelerde. Evet. Gıda mühendisliklerinde, bazı gıda mühendislikleri kapandı. Biliyorum. Yani bölümler kapandı. Çünkü YÖK'ün bir uygulaması var. İşte üst üste bildiğim kadar 2 yıl onun altında öğrenci kalırsa o bölüm kapatılıyor. Çoğun ikinci öğretim, gece öğretimi
kapatıldı. Hı hı. Ya zaten yani şöyle diyor, o öğretim mantığı şöyle, gündüz çalışıp da hani okul okumak isteyenler için ilk defa geldi ama hiç öyle olmadı ikinci öğretim. Aslında evet. Mantığı bu. Yani mantığı buydu ama bir baktığında bütün üniversite, ya düşünün ziraat, bazı ziraat oldu ikinci öğretim, tarla bitkileri böyle bahçe ikinci öğretim, gece bahçede neyin uygulamasını yapacaksınız? Evet. Yani biz hiçbir zaman Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak ikinci öğretim konusuna hiç sıcak bakmadık ve hiç de ikinci öğretim yapmadık. Mühendislik uygulama işi zaten. Tabii yani çizmeyi, o nedenle hakikaten bizim bütün hocalarımız bu konuda şeydi yani, evet. bu konuda kesin tavır almış, tavırlıydı ikinci öğretimde. Peki oradan şeye geçelim. Bu esas şöyle, siz yayıncısınız, dergiler çıkartıyorsunuz, gazeteler çıkartıyorsunuz ama sizin başka bir şapkanız daha fuarcılık konusu. Esas evet. Bugünkü konumuz zaten bu. Doğru. Sizin uzmanlık alanınızın bir tanesi yayıncılığın yanında bir de fuarcılık. Özellikle gıda fuarcılığı ve tarım fuarcılığı. Peki mesela fuarcılıkla ilgili siz şirketiniz olarak veya işte ne bileyim başka şirketlere ortak olarak neler yaptınız bugüne kadar? Oradan başla devam edelim. Hatta önce bir fuarcının tanımıyla başlayayım hocam. Yani onu devam, sonra konuşacağız. Öyle önce mi? Siz neler yaptınız? Tamam, fuara gireceğiz. Ekonomi o kısmına gireceğiz. Tamam. Ya fuar önemli. Fuarcılık çok önemli. Yani biz 19 yıl yayıncılık yapıyoruz. Dergi, kitap yayıncılığı. Son yıllarda e-dergiler, e-kitaplar yayıncılığı yapıyoruz. Hatta kongre şeyinde e-kitap olarak yayınladık. Dolayısıyla fuarcılık çok önemli. Yani fuarlar bir firmanın çıkış noktasıdır. Girişimcilik ruhunu ateşleyen ticari faaliyetlerin biri de fuarcılıktır. Yani bir kişi eğer işe bir sektör arıyorsa yatırım yapmak için, bence o sektörün önce fuarını bir ziyaret etmesi lazım. Çünkü bir fuarda o sektörle ilgili, mesela inşaat diyelim veya gıda diyelim veya süt veya daha, çünkü biliyorsunuz son zamanlarda bize de başladı artık fuarlar, eskiden ticari fuarlardı. Yani işte İzmir Entegrasyon Fuarı gibi. Dolayısıyla şimdi daha sektörel fuarlar iyice artık ihtisaslaştı. Yani aynen. Eskiden yağ fuarı vardı, şimdi artık zeytinyağı fuarı ayrı, bitkisel yağ fuarı ayrı, işte margarin türü, katı yağlar fuarı ayrı. Yani inşaatta mesela taban fuarı ayrı, taban fuarı ayrı. Çok yani duvar fuarı tamamen ayrı. O kadar ihtisaslaşmaya başladı. Dolayısıyla biz de gıda sektöründe bir uzmanlaştık. Bazı ortak fuarlar yaptık İzmir'de. Pek çok yurt içi ve yurt dışı fuarın Türkiye temsilciliğini yaptık. Satışında bulunduk. Katıldık. Bizzat fuarlarına katılıyoruz. Kendinizin organize ettiği fuarlar da oldu. Oldu, evet. Ortak diğer şirketlerle yaptığınız organize ettiği fuarlar da oldu. Evet, bir hocam. De siz, ben şunu çok sık görüyorum. Fuarlara da, yani sizin organize ettiğiniz fuarların dışında fuarlara da şirket olarak katılıyorsunuz zaten. Yayıncılık yönüyle katılıyorsunuz. Evet, yayıncılık yönüyle Türkiye'de gıdayla ilgili, çünkü biz gıda yayıncılığı yapıyoruz ağırlıklı. Tüm fuarlara bizzat standımıza katılıyoruz. Yani ziyaret ettiklerimiz ayrı. Stand alarak katılıyoruz. Niye? Çünkü fuarcılığın önemini çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla mesela en son ekoloji fuarı vardı İzmir'de. Evet. Ona katıldık. Onun önce Olivtek yine İSFAŞ'ın düzenlediği fuarlar vardı. Değil mi? Evet. Ekolojiyle birlikte aynı anda Azerbaycan'da World Food Azerbaycan fuarı, hatta onun için özel bir Azerice dergi. Azerice mi bu? Bu Azerice hocam. Azerice bir Turkish Exporter diye. Evet, Şakir Beyler sevgili seyirci, Azerbaycan'da bir fuara katılıp Azeri ziyaretçileri için Turkish Exporter'ı Azerice bastılar. Evet hocam. Azerice. Tabii ki bakabilirsiniz. Azerice. Sen Azerice'n iyidir hocam. Şu Azerbaycan'a gideceğiz ya dersler için. Evet, bu dergi sınıfı. Evet. Azerice burada haberler. Homojenin zatorlarımız. Makaleler var. Dünyada en yahşılar arasında. Arasında. Mesela böyle bir röportaj var sevgili seyirci. Azerice şöyle demiş. Homojenizatorlarımız dünyada en yahşılar arasında gibi. Yahşı güzel demek zaten biliyorsunuz. Gigiyenik yer döşemesi düzeltir. Gigiyenik hijyenik demek. Gigiyenik yer döşemesi düzeltir. Yani yapar. Yapar. Evet. Yapar, ne güzel. Bu şimdi oldu gibi Azerice. Azerice. Gelin Azerbaycan'da gittiniz fuarda katılan Azeri dostlarımıza dağıttık hocam. Bunları dağıttın. Ne kadar güzel. Böyle oradakilerde ihtiyaç olanlar. Güzel bir ama yani bence Türkiye adına çok güzel tabii bir şey. Tabii biz daha önce bu.
bu savaşa... Aldım Şakir Bey bu arada. Tamamdır hocam. Şeye gittik. Suriye'ye bu 2009 yılında savaştan hemen önce Arapça bir dergi hazırladık. Hı hı. Mesela orada şeyleri dağıttık. Suriyeli Arap iş adamlarına. Daha önce Rusya'ya gittik. Moskova'da Rusça bir dergi. İtalya'ya gittik. İtalyanca ve İngilizce dergiler yaptık. Kıbrıs'a gittik falan. Böyle zaman işte önümüzdeki yıl belki Kuzey Afrika, Cezayir'de bir fuara katılma planlarımız var. O zaman da Arapça ve Fransızca bir dergi yapmayı planlıyoruz. Yani hedefimiz buralardaki iş adamlarını yurt dışına taşımak. Dolayısıyla da ihracatımıza katkı sağlamaya çalışmak, Türkiye ihracatına, ülkemize döviz girdisine köprü olmaya çalışıyoruz. Ne güzel. Peki hani demin bu konuya girerken önce bir fuarcı tanımlayalım. Evet hocam. Peki tam yeri şu anda yaptıklarınızı öğrendi sevgili seyircilerime. Ben biliyordum sevgili seyirci önlemesi anlamında o soruyu oradan başladım özellikle. Peki fuar nedir? Evet. Fuarcılık nedir? Orada başlayayım. Arkasından ekonomiye katkılarını da konuşalım istiyorum. Çok güzel hocam. Tam benim tez konum zaten. Aynen. Başlığı bu. Küçük ve orta boy işletmelerin Türkiye işletmelerinin yani fuarların KOBİ'lere katkısı esas şeyin özeti. Sizin çünkü tezlerin master tezim. Evet, yüksek lisans tezim 9 Eylül Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yaptım. Şimdi fuar belli zamanlarda, belli yerde, belli sürelerle, genelde bu 3 gün 4 gündür açılan işte sergiler, mal ve ürün tanıtmak amacıyla açılan sergilere biz fuar diyoruz. Genelde 4 gündür bunlar. Genelde de Türkiye'de ve dünyada işte perşembe başlar, pazar biter mesela. İşte 4 gün. Bazıları son zamanda 3 gün olan fuarlar da olmaya başladı. İşte Azerbaycan'daki fuar. 3 gün müydü Azerbaycan'da? 3 gündü. İlk fuar 1851 yılında, yani Türkiye olarak ve Osmanlı olarak 1851 yılında Londra sergisine katılıyoruz. Yani Türkiye'nin fuarcılık macerası orada başlıyor. 1851 Londra fuar sergisinde Osmanlı toprakları içerisinde üretilen ürünler oraya götürülüyor. Orada sergileniyor. Böyle bir Türkiye'nin fuarcılık macerası başlıyor. Daha sonra da bu yıl 88.sini düzenleyeceğimiz İzmir Enternasyonel Fuarı başlıyor Cumhuriyet kurulduktan sonra. İlk fuarı mıdır Cumhuriyet'in? Tabii Cumhuriyet'in ilk fuarı odur. İzmir Enternasyonel Fuarı. Peki başta enternasyonal mıydı? Yoksa sonradan mı İzmir Enternasyonel Fuarı oldu? İzmir sergisi diye başladı. Sonradan sonra uluslararası hale geldi. Sonra uluslararası ve İzmir Enternasyonel fuarı oldu. Evet. Çünkü genç Türkiye'nin o zamanlar hani bir şey tarım ağırlıklı. Evet, yani sanayi yok. İşte sümerler kuruluyor falan ama tarım bir şeyler yapması lazım. Dolayısıyla İzmir'de Atatürk'ün emriyle işte sergi açılıyor. Yani tarım ürünler sergisi tabii ki o zaman ağırlıklı olarak. İşte bu yıl 88.sini düzenleyecek İSFAŞ. Belediyeye bağlı bir kuruluştur biliyorsunuz. Şeyde Gazi Emir'de düzenleniyor değil mi? Hayır, İYF yine eski yerinde. Eski yerinde. Çünkü öbür tarafa ulaşmak, şimdi Gazi Emir fuar İzmir alanı çok güzel, büyük bir yer ama ulaşımda biraz sıkıntı var. Yani belki işte metroda bir İzban'da bir şey yapılabilirse tabii. Hayır, burası çok kolay. Yani burası çok uygun. Eski yeri, Alsancak'taki yeri çok uygun. Diğerinde bence bu ulaşım, şimdi bu İSFAŞ yetkililerine de seslenelim. Büyükşehir Belediyesi. Burada bu özellikle İzban'dan indikten sonra bu ulaşım meselesini Çözülmesi gerekiyor. Bir de mesela biliyorsunuz bu sene yapılan ilk iki fuar çok kalabalık oldu ve arabayla girmek de çok sorun oldu. Yani çok uzun araba kuyrukları oldu. Dolayısıyla bunun da belki çözülmesi gerekiyor. Mesela şöyle olabilir. Belki de hani yeni yollar yaparak da bunu çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama sen de çok iyi bilirsin. Şimdi İzmir fuarına bir dakika gitmiş, şimdi nostalji yapacağız. Evet, tamam hocam. Bizim yaşımızdakileri nostalji yapacağız Şakir Bey. Çok da yaşlı değiliz hocam. Değiliz. Ama bazı şeyleri gördük. Mesela son devrine yetiştik. Aynen. Mesela Tolga sevgili kardeşimizin görmediği şeyleri biz gördük. Neyse İzmir Enternasyonel Fuarı anlamında. Bizim çocukluğumuzda İzmir Enternasyonel Fuarı İzmirlilerin, Aydınlıların, Manisalıların, Denizlilerin, Uşakların geldikleri eğlence yeriydi. Bir yıl öncesinde planladıkları. Bir yıl öncesinden buradaki insanlar planlar. O zaman 30 gün sürüyordu fuar. Ve her akşam
tıklım tıklım dolu. Gazinolar var. Gazino dediğimiz sanatçı, o zaman gazino diyorlardı. İşte Zeki Müren'inden, işte ne bileyim Muazzez Orhan Gencebay'ından, Ferdi Tayfur'undan gelip bu gazinolarda şarkılar söylerlerdi. Biz o zaman, ben çocuktum o zaman, biz de böyle işte babam bizi getirirdi. Tam da şey dönemine geliyordu işte, tütün kırma dönemi bitiyordu. İncir daha başlamamış oluyordu. Dolayısıyla bizim, mesela benim için müthiş bir şeydi ya, İzmir Fuarı'na sevinç, bayram başlıyordu. İzmir Fuarı, o zaman televizyon yok. Bakın o, sevgili seyirciler, televizyon yok o zaman. Sadece radyo var, o da her evde dedi, radyo yok. Televizyon zaten hiç yok. Düşünebiliyor musunuz siz bu sanatçıları radyodan da bir sanat canlı olarak işte Göl Gazinosu'nu örneğin izliyorsunuz. Siz de aynı şeyler yaşadınız mı? Doğru hocam, çok, gerçekten. Yani bu bölge için, bizim yaşımızdaki insanlar için ve bu bölge için İzmir Enternasyonel Fuarı çok ayrı bir yeri vardı. Tütün dediğimizde yani işte Eylül ayında zaten Ağustos sonu tütünler, hatta biraz acele edilirdi. Fuara gidecek gece tütün, biliyorsunuz. Biliyorum. Gece kırılır. İşte serin havalarda bu kırılır falan. İnsanlar biraz da acele eder işte. Fuara gideceğiz. Fuar, otobüs işte şu gün kalkacakmış falan. Hı-hı. Yani otobüs kalkmadan bir gün önce tütün işleri bitirilir. Herkes fuara gelir. Gelince de anlatır gidemeyenler. Çünkü o zaman en büyük ve en önemli etkinlik o. Evet. Ondan büyük bir etkinlik yoktu o zaman. Facebook yok. Nefes Instagram var. Yok. Çoğu köyde elektrik yok. Su yok. Bizim köyde elektrik yoktu o zaman. Tek kanalı televizyon vardı. Hayır, elektrik yoktu. Elektrik yok. Ya elektrik yok ki. Evet. Ne buzdolabı var. Tabii elektrik yok, buzdolabı yok, televizyon, hiçbir şey. Sadece radyo. El radyo tarlaya götürür. Elimizde böyle götürür. Arkası yarın dinler. Aynen, TRT var. TRT'den başka kanal yok biliyor. TRT radyo var. 9.40'da başlar. Aynen, 9.40'da arkası 9.40'da başlar. 20 dakikadır bak, doğru. Arkası yarın. Her gün arkası yarın tütün dizeriz biz o ara. Tütün dizerken bir tarafta da bak, hemen başladım. Hayaller kurarsın yine radyoda. Evet, aynen. Onu dinlersiniz. Fuara gidip gelenler de aynı pehlivan entrikaları şeyler gibi, tefrikalar gibi, evet, gitmeyenler anlatırlardı. Anlatırlardı, evet. Gerçekten. Şunu gördüm, bunu gördüm. İşte o anlamda biraz kalmak istedim burada. Çok dediğin doğru hocam. İşte şimdi o yıllarda tüm dünyada bu tür genel ticaret fuarı diyoruz biz bunlara. Enternasyonel fuarı. Hı-hı. Onlar düzenleniyordu. Ama hı-hı, işte artık 80'li yıllara geldiğimizde işin rengi değişmeye başladı. Hı-hı. Artık sektörel ihtisas fuarları gündeme geldi. Şu anda mesela artık sektörel fuarlar çok az sayıda kaldı. Yani hı-hı, bazı ülkelerde işte Türkiye'de devam ediyor, ettirilmeye çalışılıyor biraz da festival havasında. Ama artık insanlar, yani bir gıda makinecisi enternasyonel fuarına katılmıyor. İnşaat makinecisi katılmıyor. Niye? O gıda fuarına katılıyor. İnşaat fuarına katılması gerekiyor. Çünkü enternasyonel fuara biraz da panayır, işte insanların dinlenme, eğlenme yerler olduğu için hı-hı, satın alma gücü olanlar pek gelmiyorlar o fuarlara. Dolayısıyla artık fuarlar da renk değiştirdi. Kavramlar da farklılaştı. Mesela İzmir Enternasyonel Fuarı'nda sanatçıların çıktığı, hani çünkü orada sandalyeler vardı. Giderdik, sandalyeye otururduk. İşte İbrahim Tatlıses çıkardı, Zeki Müren çıkardı, Muazzez Abacı çıkardı. Sandalyede bütün aileler sandalyeye otururdu böyle şey. İşte ikinci katta vardı bazılarında. Gazino deniyordu bu. Şimdi gazinolar, evet, gazino farklı anlam için kullanılıyor. Peki ülkeler stand, büyük stand, ne de pavyon diyor değil mi? Evet, doğru. Mesela o dönemde sevgili seyirciler, İzmir Enternasyonel Fuarı'nda ülkeler gelip de ürünlerini sergilerlerdi. Mesela Sovyetler Birliği, şöyle denildi. Sovyetler Birliği pavyonu, mesela Almanya pavyonu, mesela İtalya pavyonu, mesela İspanya pavyonu. O zaman bunlara pavyon diyor. Şimdi pavyon kavramı da değişti. Pavyon dedi, eğlence merkezi anlaşılıyor. O da değişti. Evet, evet. Ülkeler tabi o zaman da işte Amerika, Rusya. Evet. Mesela biz güç gösterisi yaparlardı. Tabii. Sovyetler yani Birliği ve Amerika. Önemli yani ürünlerini getirirlerdi. Broşürlerini dağıtırlardı. İşte Almanya, işte Pakistan, hatta hala duruyor onun. Evet, Pakistan. Standı hala duruyor. Hı-hı. Bir de gazinolardan galiba Göl Gazinosu, Göl duruyor. Evet, Muazzez Aba çıkar benim. Onu hatırlıyorum yani. Göl Gazinosu duruyor. Onlarca aynen. Çoğu akasyalar vardı mesela. Ne akasyalar vardı. Ne güzel ya, ne güzel. Yani Şakir Bey, bir fuar dedin yani, bizi nerelere yani götürdün. Peki şimdi katılmıyor bu fuar. Mesela gıda firması gidiyor, gıda ile ilgili fuara katılıyor. Makine firması gidiyor, makine ile ilgili fuara katılıyor. Peki evet, ekonomiye neye katılıyor? Yani katıldı. Evet. Birincisi şirketine ne katkısı var? İkincisi mesela Türkiye'de yapılan bir fuara Türkiye'de ekonomiye katkısı var. Çok güzel hocam. Çünkü ben şunu hesaplam. Türkiye değil de, hı-hı, o zaman için
İzmir'e katkısını rakamsal olarak bunu hesaplamıştım. Hatta pek çok oda borsada benim tezimden kaynak göstererek dergilerinde, araştırmalarında kullandılar. Şöyle, 2010 yılı verilerine göre önce Türkiye'nin 2 milyar dolar ortalama bir fuar geliri. Türkiye'nin. Ama Almanya'nın 40 milyar dolar hocam. Yani fuarcılıktan geliri. Yani 20 kat. Dolayısıyla fuarcılık ne kadar bir bacası sanayi. Aslında turizme biz bacası sanayi diyoruz ama fuarcılık, kongre, sempozyum. Bunlar da öyle. Gerçekten ülkemize döviz getiren ticari faaliyetler. Mesela bir turist en son yani 800 dolar falan harcıyor. Mesela 8-9 yıl önce 600-650 dolardı. Şimdi dün bir araştırma okudum. 800-850 dolar kişi başı. Ama kongre, fuar, sempozyuma gelen bir katılımcı turist 2000 dolar harcıyor ortalama kişi başı. Dolayısıyla biz Türkiye olarak bu fuarcılığı, kongre ve sempozyumları uluslararası boyutta taşımalıyız ve sıklıkla yapmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir veciz sözüm var benim. Yani İzmir fuarcılığı Türkiye'de İstanbul'a kaptırdı. Maalesef. Türkiye fuarcılığı Dubai'ye kaptırdı hocam yani. Dolayısıyla tabii hala geç kalmış değiliz. Çünkü fuarcılık ölmez. Ne kadar internette gelişse, 3 boyutlu makinelerde olsa insanlar internetten bir torna tezgahını gidip satın almaz. İlle gidecek. Görecek. Yerinde görecek, dokunacak, düğmesine basacak. Ürünü kaç dakikada çıkarıyor. Yani o nedenle fuarlar ölmez. Dolayısıyla İzmir'de şöyle bir çünkü enternasyonel fuarlar, ihtisas fuarlar, çünkü ciddi fuar hem belediyenin diyelim artık İSFAŞ'ın hem özel sektörün düzenlediği uluslararası ulusal fuarlar var. Benim hesaplarıma göre İzmir'de fuarcılığın yıllık gelir 400 milyon TL'ydi o zaman için. 2010 için konuşuyorum, tezimi hazırladığımda. Niye? Çünkü fuar olduğunda bir ara mesela en büyük fuar mermercilik fuarı. İzmir'deki oteller doldu. Çeşme, Foça, hatta Salihli'ye, Torbalı ve daha Selçuk'a kadar fuara katılanlar otellere taşındı. Yer kalmamıştı. Taksici getirir. Tabii getirir. Esnaf, taksici, reklam sektörü, matbaa sektörü, yani sayamayacağımız kadar tüm sektörler, eğlence sektörü bu fuarcılıktan nasibini alıyor. Yani biz işte bir ay önce, bir buçuk ay önce ben Azerbaycan'daydım. İşte fuar çıkışı. Nereye yemeğe gidelim? Biliyorsun bir ülkeye gitmişken bir şehre en güzel yerine gidelim. Tabii. İşte gidiyorsun, rezervasyon yaptırmadık. Birincide yer bulamadık, ikincide bulamadık, üçüncüde bir şekilde yer bulabildik. Dolayısıyla yani fuarcılık tüm sektörleri harekete geçiren bir ticari faaliyettir. Ama şey çok müthiş ya Şakir Bey, yani 40 milyar dolarlık, evet hocam. Eğer Almanya'nın 40 milyar dolarlık bir fuar geliri varsa sizin bakınız. Türkiye'nin 2018 yılındaki tarım ürünleri ihracatından aldığı döviz 17 milyar ve 18 milyar dolar. Düşün, siz Türkiye'de bir sürü tarım ürünü satıyorsunuz. 18 milyar dolar bir gelir elde ediyorsunuz. Almanya sadece fuarcılıktan 40 milyar dolar para kazanıyor. Düşün, Türkiye'nin fuarcılıktan, fuarcılık, kongrecilik, sempozyumdan yılda 40 milyar dolar para kazandığını düşünebilir. Uçurur. Bu nedir? Bakın, bu yurda 40 milyar dolar bir gelir buradan. Çünkü bu bacası sanayi dediğiniz gibi. Türkiye'nin enerji için harcadığı işte 60 milyar dolar civarında bir para. Çünkü Türkiye enerjiyi dışarıdan satın alıyor. Hemen hemen biraz daha bu şekillendirerek Türkiye'nin fuarcılıktan kazandığı para Türkiye'nin enerji ithalatının tamamını karşılayabilirsin diye düşünüyorum. O nedenle çok önemli. Ekonomiye onun için girdim. Gerçekten çok önemli sevgili seyirciler. Turizm gibi bacasız bir sanayi. Ama burada katılımcılar daha çok para harcıyor. Evet, birisi 800 dolar harcıyor, diğerisi 2000 dolar harcıyor. Bu müthiş bir şey. Ama yani neden Türkiye? Mesela biz İtalya'da Rimini'de gittik. Evet. Sizle de gittik. Beraber gittik hocam. Değişik dönemlerde ben işte hem Harun Kesenkaş ve Oğuz Gürsoy'la birlikte gittim. Sizinle de gittik. 3 kere gittim ben. Dolayısıyla dev gibi bir fuar. Ve çok kalabalık. Evet. Hele hafta sonu müthiş kalabalık sevgili seyirciler. Ama öyle böyle değil. Yani bizim İzmir'deki fuar alanının belki 4-5 misli ve tıklım tıklım dolu. Ki de dondurma fuarı. Dondurma fuarı. Enternasyon fuarı değil. Dondurma pastacılık fuarı. Ve müthiş bir şey. Ve düşün, o Rimini kendine kattığı ekonomiyi düşün.
O anlamda dediğiniz gibi birçok sektörü de ilgilendiriyor bu. Önemli. Peki ne yap? Mesela siz dediniz ki İzmir İstanbul'u Almanya'ya kaptı. Peki bundan sonra ne yapalım? Fuarcılığı bir Türkiye'ye geri getirmek için Almanya'dan geri. İkincisi aynı zamanda biz İzmirli olduğumuz için de İstanbul'a İzmir'e tekrar geri getirmek ya İstanbul'da olsun canım. Her yerde olsun. Manisa'da ama olsun. Ama fuarcılık İzmir'de başlar. Türkiye'de başlar. Yani neler yapalım? Mesela şurada mı? Türkiye neler yapsın? Çünkü siz bu konuda bir tez hazırladınız. Evet. Mesela fuar neler yapmalıyız biz? Bence Türkiye'nin aslında tabii geçti artık ama fuar başkenti İzmir olmalıydı. Öyle ilan edilmeliydi. Çünkü fuar Sıcak başkenti İzmir olduğu gibi fuarın başkenti İzmir olabilirdi, olmalıydı. Ama şu anda tabii İstanbul artık bunu İzmir'i solladı. Antalya ciddi anlamda evet. Fuar bir Antalya'da kenti, çok önemli. Evet. Turizm evet. Yandı fuar kenti. Evet, evet. Bizim kadar aşağı yukarı yıllık fuar sayıları var. Evet. Ankara'da belli oranda fuarlar var. Evet, özellikle evet. Kamunun desteklediği savunma sanayi gibi bazı fuarlar, belediyecek fuarlar falan yapılıyor. Dolayısıyla yani fuarcılıkta İzmir'in şimdi fuarcılık özel sektör işi hocam. Tabii kamu bunu desteklemeli. Altyapısını düzenlemeli. Altyapı desteği vermeli. Hani organize sanayiler gibi. Ama özel sektöre biraz daha açılması lazım. Yani bir değil iki üç tane fuar alanı olması lazım. Fuar alanı fiyatta uygun olması gerekiyor. Şimdi yeni fuar alanı yapıldı. Çok evet. Güzel, mükemmel. Hoş. Ama bir fuar firması işte kiralamak istediğinde fiyatlar İstanbul fiyatı. Evet. Ama metrekare satarken İzmir fiyatı satmak zorundasın. Yani mesela İzmir'de ortalama yani 200 lira falan şeyler metrekare fiyatları. İstanbul'da 200-300 euro. Almanya'da 700-800 euro metrekare. Stand metrekareleri. Dolayısıyla yani bir fuarın, mermer fuarı tabii burada ciddi biraz da yüksek rakamlarda satılıyor uluslararası olduğu için biraz daha hani kamu mantığı değil de biraz özel sektör mantığıyla fuarcılık yapılırsa İzmir daha gelişir diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin bir numaralı gıda fuarı İzmir'de olması lazım. Dediniz ya, sütün başkenti burası. Burası. Zeytinyağı başkenti Ege bölgesi. Evet. Diğer tarım ürünlerinin başkenti yani Türkiye'deki başkenti İzmir'de Ege bölgesi. Şeftalisi işte Selçuk şeftalisi meşhur. Efendim Ödemiş'in patatesi. Ödemiş patatesi meşhur. Aydın zeytinyağı. Pamuk. Ayvalık tarafı zeytin, zeytinyağı, Akhisar sofralık zeytin. Yani baktığımızda çok süt, doğru. Küçük Menderes. Küçük süt bak ve ürünleri çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Ya ama maalesef İzmir'de de ya başarısız olan ve birkaç defa tekrarlanan fuarların başına gelen de gıda fuarı. Kaç defa bundan hatırlıyorum ben 20-25 yıl önce de denendi bir iki defa. Bir türlü böyle bir gıda fuarı şey çok önemli hocam. Yani bir şehirde bir organizasyon olduğunda ilgili üniversiteler mesela gıda fuarı diyelim, gıda toptancıları, gıda üreticileri mutlaka ziyaret etmesi gerekiyor. Yani 1-2 saat bile olsa çünkü o kişi yurt içinde, yurt dışında o fuara para ödemiş, standaşmış. En azından gidip orada bir kendini göstermesi lazım. Çünkü katılan kişi genelde şu vardır, başarılı fuarlarda fuarın son günü firmalar sözleşme yapar. Ben yine yeni sene buradaki yerimi istiyorum. Fiyat ne olursa olsun. Ama bir yıl sonraki fuarın sözleşmesini sen orada yapamıyorsan o fuar başarılı olma ihtimali biraz daha düşüktür. Yani ben başarılı fuarları hem yurt dışı hem yurt dışı biliyorum. İşte fuarları ziyarete gidiyoruz biliyorsunuz yurt dışı yurt dışı. Bazı firmalar hep aynı yerinde. Kapıdan geliyorsun. Karşıda mesela. O firmanın yani. Hep 10 yıldır 20 yıldır onun. Yani babadan oğula geçmiş firma ama fuarda hala aynı yerde. Niye? O fuardan verim alıyor. Geri dönüş olması lazım. Çünkü fuarda insanlar tabii ürünlerini tanıtıyor ama bir de ticari bağlantılar kurmak. Belki orada satamıyor olabilir ama kartvizit alıyor, kartvizit veriyor, listeler yapıyor. Fuar sonrası ziyaretler oluyor. Mesela bir kişi geldiğinde diyoruz ya fuar 4 gün. Aslında 4 gün değil. İzmir'de fuara geldi. İşte buradaki firmalarla görüşüyor. İşte 5-10-20 firma. Adam daha burada kalıyor. 5-10 gün daha kalıyor bir haftada. Niye o firmaları görüşüyor? Ne oluyor? Otelde kalıyor. Tabii. Yemeğini yiyor. Benzinini harcıyor. Peki ve mesela bu görüştükten sonra belki muhtemelen de alacaksa da pazarlık için de yine geliyor. Tabii tekrar geliyor. Kurmaya geliyor. Almak için geliyor. Evet kurmaya geliyor. Teknik servise geliyor. Yani, aynen. Çünkü ticaret
öyle diyorum yani eskiden işte kamyon şoförleri tabii şey yapmıyor, suçlamış hepsini de. Işte tabii tüm mesleklere büyük saygımız var. Tabii, kesinlikle. Yani, biraz kızardım bazen, şu an daha iyileşti de. Ama bir gün buradan doğuya doğru bir seyahat ettim yıllar önce. İşte Ankara'ya hatta Kırıkkale'ye kadar yoğun bir tır ve kamyon trafiği var. Oraya, ondan sonra geçtik. Ne tır kaldı ne kamyon kaldı. Sadece şehirler arası otobüsler, ara sıra işte özel şeyler falan. Sonra da bundan sonra hiçbir daha kızmayacağım tırlara. Çünkü tır ve kamyonun olduğu yerde sanayi vardır, ticaret vardır, fuar vardır. Dolayısıyla fuarlar nerede düzenleniyor? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Antalya, Gaziantep. Buralarda düzenleniyor. Niye? Sanayi var burada. Sanayi varsa, işte denizi varsa, gemi şeyi vardır, taşımacılığı, karadan kara taşımacılığı. Dolayısıyla kamyon ve şey hareketli olan yerlerde tır, sanayi vardır, ticaret vardır, gelişme vardır hocam. Artık kızmıyorsun yani. Yok, kızmıyorum artık yani. Çünkü onlar gerçekten ekonominin can damarları. Belki keşke şey daha mesela bu raylı sistemler daha fazla olsa. Tabii ki keşke hani hocam. Onlar yerine işte trenle taşımacılık daha şey güçlü olsaydı, daha iyi olsaydı. Bu aynı zamanda hem işte çevreye daha ucuz da olurdu. Daha da ucuz da olurdu bile. Mesela küresel ısınma bu kadar fazla da katkı yapmazdı. Peki herhalde çok az zamanımız kaldı. Program bitirmek üzereyiz. Peki siz birinci firma olarak neler yapacaksınız önümüzdeki süreçte ve fuarcılık konuda son sözlerinizi alalım, evet, ondan sonra önümüzdeki tanıtalım. Dönemde şimdi yaz aylarında pek fuar olmuyor hocam. Evet. Niye? İnsanlar tatillerini yapıyor biraz daha işte. Hele İzmir'de. Hele İzmir'de. 3 gün mesai var biliyorsun yani. Evet. Şimdi Eylül ayında başlıyor fuarlar. Şimdi Mayıs sonuna kadar devam eder. Tüm dünyada veya Türkiye'de. İşte Eylül ayında enternasyonel fuar 6-15 Eylül'de 88. İzmir Enternasyonel Fuarı var. Yine herkesi bekliyoruz tabii ki İzmir fuarını desteklesin insanlar. Yine 4-7 Eylül'de İstanbul'da 2 tane gıda fuarı var. Bir CNR'da bir TÜYAP'ta. Bu sefer aynı tarihe geldi. Aynı anda. Biz ikisine de katılıyoruz. Standımız var. Hatta Helal Gıda Fuarı da yine aynı çatı altında düzenleniyor. Onun haricinde mesela şey var. Bu sene yeni sene şeye gitmeyi düşünüyoruz hocam. Cezayir Fuarı'na. Biraz Afrika'ya evet, açalım istiyoruz. Söylemiştiniz evet. Cezagro diye gıda ve tarım fuarı var. Nisan ayında. Ona gitmeyi planlıyoruz firma olarak. Hatta dediğim gibi Fransızca, Arapça bir dergi hazırlamayı düşünüyoruz. Aralık ayında İstanbul'da TÜYAP'ta Türkiye'nin en büyük, dünya sayılı ambalaj fuarlarından biri var. Aynen. Gıda makineleri fuarı var. İzmir firmada çok ilgi gösteriyorlar o fuara. Bir ara size gelmiştiniz galiba. Evet evet gelmiştim. Ocak ayında Antalya'da yine gıda turizm fuarı var. Biliyorsunuz sezon açılmadan önce fuarlar yapılıyor. Turizm fuarları Ocak, Şubat aylarında. Yani yine Mayıs ayında yeni sene Azerbaycan'da fuara katılacağız. Yani biz ulusal ve uluslararası fuarlara hemen hemen hepsine katılıyoruz. Hatta Nijerya'da fuar var. Ona gitmiyoruz ama onlarla bir anlaşma yaptık. Karşılıklı böyle bir destek amaçlı. Rumini'ye katılmıyor musunuz? Bu sene herhalde yazışmalar devam ediyor ama daha netleşmedi hocam. Belki katılabiliriz. Peki son sözünüzü alayım fuarcılıkla ilgili. Fuarcılık başta söylediğim gibi girişimcilik ruhunu ateşleyen en önemli organizasyonlardır. Bu sözle bitireyim hocam. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Evet, fuarcılık girişimcilik ruhunu ateşleyen en önemli organizasyondur dedi Şakir Bey. Evet sevgili seyirciler. Bu akşam konuğum Sidas Medya Genel Müdürü Şakir Sarıçay'dı. Şakir Sarıçay beyefendiyle birlikte bu akşam biz gıda ve tarım fuarlarının ekonomiye etkilerini konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşmak üzere. Yakında yayında emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederek diyorum ki bizimle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.